Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği'nde görevli ziraat mühendisi Ali Hakan Doğanuz yaptığı açıklamada kanolanın dünyada önde gelen yağlık bitkileri arasında yer aldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kanolaya çok iyi destek verdiğini aktaran Doğanuz şöyle konuştu. Kanola dünyada aslında bakıldığında yağlı tohumlar bakımından en önemli bitkilerde ikinci sırayı alır. Birincisi soyadır, ikincisi kanoladır. Dünyada hem sofralık yani yemeklik yağ tüketiminde kullanılır hem de enerji sektöründe değerlendirilir. Ülkemizde de son yıllarda özellikle artan enerji talebi, ülkemizin ihtiyacı duyduğu yağ talebinden dolayı kanola bitkisine çiftçilerimiz önem vermeye başladı. Kanolanın rüzgar yoluyla değil böcek yoluyla döllendiğini ifade eden Doğanuz bu özelliğin arıcılık sektörünü de olumlu etkilediğini belirtti. Kanola ve arı birlikteliğinin verimi artıracağını dile getiren Doğanuz bunları söyledi. Kanola bitkisi şu anda bizim hesaplamalarımızda dekar başına elde ettiğimiz gelir bakımından en yüksek bitki. Bakanlığımızın da sağ olsun çok iyi destekleri var. Kilograma 50 kuruş gibi desteği var. Bu desteği de alarak üreticilerimiz iyi verimler elde ederek Trakya bölgesinde iyi rakamlara ulaşıyorlar. Tekirdağ'da arıcılık yapan Şakir Ada'da 250 kovanı olduğunu, Mart ve Nisan aylarında arılarının kanola tarlasından çıkmadığını söyledi. Kanolanın arıların gelişmesini de olumlu yönde etkilediğini ifade eden Ada şöyle konuştu. Kanola Trakya bölgesinde ayçiçeğinden sonra en fazla ekimi yapılan yağlı tohum bitkisidir. Kanola son yıllarda verilen teşviklerle ekimi daha da çoğaldı. Bu arıcılar için bizim için büyük bir avantaj. Arıların gelişmesi için önemli bir nektar kaynağı ve aynı zamanda polen kaynağı. Arıların gelişmesi için polen tek başına yetersizdir. Nektar da tek başına yetersizdir ama kanola bitkisi bunun her ikisini de bize temin ediyor. Bu şu an hissetmiş olduğumuz kanoladaki o güzel kokular arıları cezbetmek içindir. Şakira'da arı ve kanola birlikteliği ile her iki yönden de verim artışı olacağına dikkati çekerek şöyle devam etti. Arılar kanolayı çok sevdiler. Hatta aşık oldular diyebiliriz. Ve arıların gelişiminde çok büyük katkıları oluyor. Bunu hisseden gezginci arıcılarımız da il dışından büyük miktarda Trakya'ya gelmektedirler. Ayçiçeğinden bal alacaksınız veya diğer ballı bitkilerden bal alacaksınız. Arınızı yetiştirmeniz lazım. Kanola arıyla yetiştirilmesi için önemli bir nektar ve polen kaynağı. Bunu şeker vererek yapamazsınız. Başka polen vererek de yapamazsınız. Arının bunu doğal olarak doğadan alması lazım. Aydın'ın Söke ilçesinden Tekirdağ'a gelen gezgin arıcı Adem Sarıaslan ise kanolanın nektar ve polen bakımından zengin olması dolayısıyla 2007 yılından beri Trakya'ya geldiğini söyledi. Kanolanın ballı bir bitki olduğunu aktaran Sarıaslan şunları söyledi. Diğer yörele de başladı artık, açıldı boyun açılıyor halk boyuna. Baksana karşılar olsun bu taraflar olsun komple kanola. Bu taraflar olsun yani arı kanoladan çok bal alıyor zaten. Arılarda büyük bir gelişme var. Kanolanın yüzünden bu. Yani kanola çok ballı bir şey.